Günaydın, bir poğaça lütfen. Teşekkürler. Eğer siz de sabahları uykunuzdan feragat etmemek için kahvaltıyı bir kenara atıyorsanız aman dikkat derim. Bugün kahvaltıyı konuşuyoruz. Sabah güne iki poğaçayla başladığınız zaman 380 kalori almış oluyorsunuz ve aldığınız sadece karbonhidrat. Ama aslında sağlıklı beslenme için de karbonhidrat, yağ ve protein beraberinde olmalı. Bunun yanı sıra çalışmalar gösteriyor ki sabah 7 civarında kahvaltı yaptığınız zaman güne daha enerjik başlıyorsunuz ve kilo alma oranınız daha düşük. Aynı zamanda şunu da biliyoruz ki kahvaltıyı atlayanlarda obezite oranı daha yüksek. İşin daha kötüsünü biliyor musunuz? Bu kişilerde kalp hastalığı ve diyabet riski de daha yüksek gibi görünüyor. Sağlıklı olabilmemiz için vitaminlere ihtiyacımız var. Peki vitaminler için takviye almak gerekiyor mu? Yoksa iyi bir pazar alışverişi bizim için yeterli mi? A vitamini karanlıkta görmemizi sağlar ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Yani mikroplara karşı mücadele yeteneğimizi arttırır. Ve A vitamini özellikle yumurtada, süt ve süt ürünlerinde, peynirde ve ciğerde bulunur. B vitamini ailesi ise oldukça geniş bir ailedir. Ve B vitamini ailesi sağlığımız açısından da hem cilt sağlığı için hem de sinir sisteminin sağlığı için önemlidir. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerde ve bunun yanı sıra meyvelerde de B vitamini vardır. C vitamini artık kış ayları gelmeye başladı. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Özellikle bizi enfeksiyonlara karşı korur ama daha önemli özelliği yara iyileşmesi için gerekli bir vitamindir. Ve C vitamini portakalda, bunun yanı sıra çilekte, brokolide oldukça yüksek oranda bulunur. Yani özetle takviye vitamin değil, sağlıklı bir pazar alışverişi sizin için daha iyidir. Doğru beslenmenize ve düzenli bir şekilde dinlenmenize rağmen kendinizi sürekli yorgun hissediyor musunuz? Bugün size yorgun hissetmenize neden olabilecek 3 önemli hastalıktan bahsedeceğim. Kullarınızın beslenmesi için gerekli olan besin maddelerini onlara kanınızdaki hücreler taşır. Eğer kandaki hücrelerin sayısı azsa, yani anemi mevcutsa, bu durumda dokular yeteri kadar beslenemez ve siz de kendinizi sürekli yorgun hissedersiniz. Vücudunuzun metabolizma hızını tiroidiniz ayarlar. Arabanızın adeta gaz pedalı gibidir. Yani hızlandığı zaman devir yükselir ve metabolizma hızlanır. Yavaşladığı zamansa metabolizmanız yavaşlar ve siz de kendinizi yorgun hissedersiniz. Dokularınız kandaki şekeri enerji kaynağı olarak kullanır ama kullanabilmesi için insüline ihtiyaç duyar. Eğer insülinde bir yetersizlik söz konusuysa veya bir direnç söz konusuysa şekeri kullanamaz. Böylece kandaki şekeriniz yükselir ama dokuya girmez. Yani şeker hastalığında siz kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bir çalışmada sağlıklı ve ideal kilosunda olan 1000 kişi araştırılmış. Bakalım onların beslenme alışkanlıkları bize yol gösterebilecek mi? Bu 1000 kişinin %74'ü benim için en önemli öğün kahvaltıdır diyor. Ve büyük oranda da saat 7 ila 7.30 arasında kahvaltısını bitirmiş oluyor. Unutmayın, öğün atlamak sadece gün içinde fazla kalori alımına, dolayısıyla da kilonun artışına neden olabilir. Bu sağlıklı ve zayıf olan kişiler genellikle öğle yemeklerini 12 ila 13 arasında mutlaka yiyorlar ve yemekleri de genellikle 400 ila 600 kalori kadar oluyor. Ama bunun yanı sıra en önemlisi şu, tabaklarına aldığı yiyecekler hem karbonhidrat, hem yağ, hem de protein açısından dengeli ve sağlıklı oluyor. Günün üçüncü öğününe gelince bu kişiler akşam yemeklerini genellikle saat 6 ila 7 arasında yiyorlar. Ve öğünler açısından da kalorisi en düşük öğün akşam yemekleri. Bana kalırsa bu çalışmanın iki önemli sonucu var. 1- Asla öğün atlamayın. 2-
akşam yemeklerini mümkün olduğu kadar erken yiyin ve sonrasında da bir şey yemeyin. Kulağınız kendini korumak için size bir şeyler anlatıyor. Onu dinliyor musunuz? Özellikle bazı şeyleri yapmamanızı rica ediyor. Toplumumuzda 20 ila 70 yaş arasında tanıdığınız her 100 kişinin 15'inde işitme kaybı var. Ve bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de yüksek sese maruz kalmak. Eğer kulaklıkla müzik dinlerken etrafınızdakiler müziği duyuyorsa Kantar'ın topuzunu kaçırmışsınız demektir. Bazılarımız kulaklarına bir şeyler sokmayı sever. Ama unutmayın, bu elimde tuttuklarım dış kulak yolunda yaralanmalara, dolayısıyla da enfeksiyonlara ve iltihaplara ve bazen de kulak kirini daha fazla iterek işitme kayıplarına yol açabilir. İşte bu nedenle eğer kulak ağrınız varsa veya başkalarının duyduğu sesleri siz duyamıyorsanız bir doktora gidin diye bağırıyor kulağınız. B vitamininin yararlarının sadece kemikleriniz ve dişlerinizle sınırlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bugün B vitamininin sağlık üzerine olan tüm etkilerini konuşuyoruz. Yapılan pek çok çalışma yeteri kadar D vitamini depolayan erişkinlerde tip 2, çocuklarda da tip 1 diyabet gelişme riskinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Yani D vitamini şeker hastalığına karşı koruyucu bir etki sağlayabilir. Gebeliğin sağlıklı devam etmesi için de D vitamini çok önemli. Çünkü biliyoruz ki D vitamini düşük olan gebelerde preeklampsi, yani tansiyon ve diyabet oranları biraz daha yüksek. Ayrıca doğum sırasında sezaryen ihtiyacı da daha sık görülüyor. Organlar hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur ve hücre büyümesinde D vitamininin rolü oldukça kuvvetlidir. Çalışmalar kanserli hücrelerin vücuttan uzaklaştırılmasında D vitamininin etkili olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla D vitamininin kanseri azaltma riski söz konusu olabilir. D vitamini kemik sağlığından tutun da enfeksiyonla mücadeleye kadar önemli. Peki D vitaminini nasıl alırız? Cildimiz güneş ışığıyla karşılaştığı zaman D vitamininin ilk şekli oluşur. Daha sonra karaciğere gelen bu madde işlenir ama hala aktif değildir. Bunun için daha sonrasında böbreğe gelir ve böbrekte aktif şekline dönüşür. Artık D vitamini vücudun kullanabileceği son halini almıştır. Yediğimiz pek çok besin de aslında D vitamini açısından zengindir. Bunlar arasında tuna, sardalya, somon, yumurta, süt ve süt ürünlerini de sayabiliriz. D vitamini almanın en kolay yolu haftada 2-3 kez dışarı çıkıp 5-10 dakika güneş banyosu yapmaktır. Unutmayın, D vitamini depolarınız 2 haftada bir yarılanır. Bu nedenle kışa girmeden önce bence depolarınızı doldurmanızda fayda var. Spor sırasında terlememiz doğaldır. Peki her terleme aynı mı? Ya da tenimiz bize bir şeyler anlatıyor mu? Bugün onu anlatıyoruz. Eğer stres altındaysanız ya da korkuyorsanız bu durumda koltuk altındaki apokrin dediğimiz ter bezleriniz aktif olacaktır. Protein içeriği biraz daha yüksek olan bir terleme olduğu için bunda koku biraz daha fazladır. Kan şekeriniz normalde 70 ile 100 mg arasındadır. Eğer kan şekerinizde ani bir düşüş söz konusu olursa soğuk soğuk terleyebilirsiniz. Bu durumda da çok hızlı bir şekilde doktorunuza başvurmanız gerekiyor ve belki de ağzınıza ufak tatlı bir şey yapmanız gerekecek.
Bazı hastalıklar da terlemenizi arttırıyor olabilir. Örneğin tiroidin fazla çalışması, Parkinson hastalığı ve bazen lenfomada da terlemenin arttığını biliyoruz. Bu nedenle eğer terlemeniz yeni başladıysa doktorunuzla mutlaka görüşün. Siz de buzdolabını açıp içeriği seyredenlerden misiniz? Belki de bunun nedeni aç olmamanızdır. Bazen beynimiz bize oyun oynar. Aslında susuz olduğumuz halde kendimizi aç gibi hissedebiliriz. İşte bu nedenle eğer 2-3 saat önce yemek yediyseniz önce su içmeyi deneyin. Belki de açlığınız geçecektir. Hepsi çok güzel görünüyor değil mi? Şunu da söyleyeyim size, eğer uzun süre yemek fotoğrafına bakmayı seviyorsanız beyniniz size bir oyun oynayabilir ve aç olmadığınız halde kendinizi aç hissedebilirsiniz. Fazla miktarda şeker yemek, insülin dediğimiz hormonun aniden salınmasına ve bu da kan şekerinizin çok hızlı düşmesine neden olabilir. Sonucunda siz de kendinizi aç hissedebilirsiniz. Kılcal damarları da hastalık grubu içine katarsak toplumumuzun neredeyse yarısı varisle mücadele ediyor. Peki varis hastaları daha rahat edebilmek için neler yapması gerekiyor? Bugün size onları anlatıyoruz. Bacak damarlarınızdaki kanın göllenmesini engellemek için bandaj yapmak oldukça etkin bir yöntemdir. Ama isterseniz siz daha basit ve etkin bir yöntem olan varis çoraplarını tercih edin. Ve günün sonunda özenle kabarttığınız yastığınızı bu sefer başınızın değil ama ayaklarınızın altına koyarsanız inanın daha rahat edeceksiniz. Bacak kaslarınızı çalıştıracak hareketler yapın. Özellikle bisiklet, yüzme ve yürüyüş gibi aynı ritmi devam edebileceğiniz sporları tercih edin. Belki zamanı durduramayabilirsiniz ama yiyeceklerinizle yaşlanmayı yavaşlatmanız mümkün. Bunların başında fasulye geliyor. İçindeki hem lif oranı yüksek hem de protein oranı yüksek olduğu için gerçekten çok iyi bir seçenek. İçerdiği silika ve içerdiği likofen dolayısıyla salatalık ve domates de yaşlanmayı yavaşlatan yiyeceklerden bir tanesi. Aynı zamanda biyotin içeriği yüksek olan yumurta hem genel sağlığınız açısından oldukça faydalı hem de cilt sağlığınız için gerçekten çok yararlı bir yiyecek. Bunun yanı sıra hepiniz biliyorsunuz artık ister yaz ister kış olsun güneşle sürekli temasta bulunmak cildinizi bozabilir. Dolayısıyla yaşlanmanın ilk belirtisi olan cilt güzelliğini korumak için yapmanız gereken şey cildinizi de güneş koruyucu kremlerle korumaktır. Bazı yiyecekleri fazla tükettiğimiz zaman şeker hastalığı riskinin arttığını biliyoruz. Peki ya içecekler? İçecekler ne kadar masum? Bu yıl içinde 2874 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada günde 2 kutu gazlı içecek tüketenlerde içmeyenlere göre şeker hastalığı gelişme riskinin 2 kat daha yüksek olduğunu gördük. Dünya Sağlık Örgütü günde en fazla 14 gram şeker tüketmemizi öneriyor. Ancak bir kutu gazlı içecekte yaklaşık 33 gram şeker var. Bu nedenle sadece bir kutu gazlı içecekle günde almanız gereken şeker miktarının tam 2 katını almış oluyorsunuz. Suni tatlandırıcı olan içeceklerde de aynı risk söz konusu gibi. Muhtemelen bu içecekler iştahımızı artırıyor ve biz daha fazla kalorisi yüksek gıdaları tüketiyoruz. Soğuk algınlığı kışın ve yağmurlu havalarda daha sık görülür. Peki soğuk algınlığın gerçekten sadece üşüdüğümüz için mi yakalanırız yoksa işin içinde mikropların da rolü var mı? Soğuk algınlığına neden olan yüzün üzerinde virüs vardır. Bu virüslerin bize bulaşmasıyla hastalanırız ve bulaşmayı önlemenin en iyi yolu sık sık ellerimizi yıkamaktır.
alışverişlerin vücudumuza girdiği kapılar gözlerimiz, burnumuz ve ağzımızdır. Her gün maske takamayacağınıza göre yapabileceğiniz en iyi önlem elinizi yüzünüze fazla değdirmemektir. Hava kirliliği olan ortamlarda mikrop kapmak ve hastalanmak çok daha kolaydır. Dolayısıyla bu tür ortamlarda asla bulunmayın. Bağışladığınız her kan 3 canı kurtarabilir. Peki kan bağışlamanın size faydası nedir? Amerika'da ve Finlandiya'da 3000 kişinin üzerinde yapılan bir çalışmada düzenli olarak kan bağışı yapıldığında kalp krizi riskinin ve felç riskinin daha düşük olduğu gösterildi. Vücudunuzda demir yükü fazla olduğu zaman bu kanser gelişimiyle ilişkili olabilecek bazı kimyasal reaksiyonları başlatıyor. Bu nedenle düzenli kan bağışı yaparak kanser riskinizi azaltmak da mümkün. Bir doktor olarak bu kadar çok insanın hayatına dokunuyor olsam bile böyle bir mesaj beni mutlu ediyor. İşte bu nedenle bana göre kan bağışının size sağlayacağı en büyük yarar kendinize olan saygınızı kazanmak ve arttırmaktır.